Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Beren. Beren ablamızın kızı, bizim de yeğenimiz oluyor. Kaç yaşındaydın Beren? 11 yaşında. Kaçıncı sınıfa? 6. 6. Erken başladın. Evet, birazcık erken başlamış. Annesi erken yollamış Beren'i okula. Bizim misafirimiz oldu ama gidecek. Çok üzülüyoruz şu an. Keşke birazcık daha kalsa. Değil mi Beren? Keşke kalsa. Beren bana böyle bir bileklik yapmış. Kendisine de yapmış aynısından. Şöyle gösterelim. Benimki renkli, onunki 3 renk. Şimdi bana da öğretecek bunu nasıl yapacağımızı. Böyle malzemelerini getirmiş İstanbul'dan. Biz de yapacağız, değil mi? Evet. Hadi göster. Şimdi ilk önce bir parmakla var, bir de şu aletle var. Genellikle büyükleri oluyor. Şimdi ben parmakla yaparım. Tamam. Sen aletinle yap. Tamam. 3 tane renk seçiyorsunuz. İlk başta mesela atıyorum, rastgele bir renk aldım. Şimdi şuradan geçirdikten sonra ortadan çapraz değil koyuyorsunuz. İki parmakla da aynı şeyi yapıyorsunuz. Sonra başka bir renk aldım. Sonra üstten normal bir şekilde bir tane daha geçirdim. Böyle üç tane geçiriyoruz. Sonra şöyle bir aparatla ve bir nevi tığ gibi bir şey. Evet, aşağıdan yukarı doğru çekiyorsunuz. En alttakini üste götürüyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Sonra bunu devam kat kat yapıyorsunuz. İsterseniz ikili de yapabilirsiniz ama öyle çok açık oluyor. Hani şu şekilde yapmamızı isterseniz üçlü oluyor. Böyle böyle devam ediyor. Vay. Böyle oluyor. Ne kadar böyle güzel. Kat kat olacak. Aynı bu bileğimizdekiler gibi olacak. 3 taneli. Beren de bunları 3 taneyle yapmış. İkili olunca araları biraz açık oluyor. Aynen. İkili olunca çok bol duruyormuş. Böyle tam örgü gibi oluyor. Daha sık oluyormuş. Dörtlü, beşli de yapılıyormuş ama onlar daha kalın oluyormuş. Değil mi Beren? Ve elinizde de sıkabiliyor. Yani ben onu tavsiye etmem. Evet. Hadi şimdi başlayalım. Sonra da oje süreceğiz. Ben bayağıdır oje sürmüyordum. Oje bana dokunuyor gibi geliyordu. Midemi bulandırıyordu. Bugün keyfim yerinde olduğu için oje süreceğiz Beren'le. Ben de elimle yapacağım. Beren bana onu da gösterdi. İlk şeyi böyle çapraz yapıyoruz. Gene aynı şey. İkincileri böyle parmaklarımızı kullanıyormuşuz. Birazcık parmaklarım acıyor ama olsun. Önemli olan olması. Evet. Ya böyle hani hep bir tane koyup üsttekini onun üstüne doluyormuşsun gibi oluyor. Değil mi Beren? Evet. Sonra da bileğine uygun şekilde baka baka ilerliyorsun. Hani aynen. Çok bol olmasın diye. Sonra toplarız yerden onları. Ben bu kez 4 renk yapacağım Beren. Tamam. Oh,
kızlar bitirdi işlemlerini. Şimdi bakıyoruz. Evet dayıcığım, nasıl yaptın bakalım? Son halinde şöyle bir yakın çekim alayım. Evet, şöyle dik tut. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Evet, şimdi peki bunu nasıl birleştiriyoruz? Şimdi son bir tane lastik kalacak kadar, hani son bir tane lastik kalacak sonunda parmaklarınızda veya şu alet şeyine. O plastik gibi olan işte o. Evet. Hani evet. U şeklinde bir tane plastik vardı. Ondan bahsediyoruz. Evet. Süper oldu. Aldım. Şimdi, böyle bir kancamız evet. var. Şöyle kancayı S göster. Şeklinde. Ben göstereyim. Kanca nerede? Kimde? Elimde. Şöyle bakalım. S şeklinde bir kanca var. İki uçlu. Evet arkadaşlar. Görmüş al olduğunuz bakalım, gibi. Beğencim. Yani bu S şeklinde olan kancanın bir ucuna bir tarafını bir ucuna bir tarafını geçirince bilekliğimiz hazır oluyor. Böyle ikisini de içinden geçirip. Şöyle bak. Şöyle olacak. Diğer tarafını da en uçta aynı olan. Şekilde yapacak. Bu arada ben de yeni öğrendim Beren sayesinde. Benim taktiklerim. İçin? Evet. Tamam. Bu şekilde evet şimdi oldu. Şöyle bir çok güzel. Bir gerdir bakalım, şöyle bir görelim. Evet, şöyle bileğinde görelim evet arkadaşlar. Çok güzel duruyordu. Vay. Ben burada açık renklerden gittim neden? Evet. Birbirine benzemiş ama bu daha canlı duruyor evet. rengi. Evet, çünkü peki, arada kırmızılar var. Sevdiceğim, sen ne yaptın bakalım? Seninki nasıl oldu? Ben şöyle yaptım. Son 3 taneyi bıraktım. Şimdi şöyle bunu böyle katlıyorum. Bunu da katlıyorum. Bir tane kalıyor. Bu sonuncuyu da bu S'nin ucuna takıyoruz. Evet, şöyle S'yi görelim. S'ye taktım. Şimdi düz olsun. Burada da pembesi varmış. Bunu da pembenin ucuna takıyorum. Hazır. Çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Renkler çok güzel ya. Gerçekten her bayıldım. Gencin bundan kulağı... bana da al aşkım. İşte almış oldum şu anda yani. Hayır, böyle kutu al. Ben bunu evet. yapayım. Arkadaşlar bakın, şöyle bir set halinde bu satılıyor galiba, değil mi dayım? Evet, bir de şey bunun hani küçük aletli değil de hani büyük bir tane aletli olanı var. Tek tek çubuk çubukları var. Bunların içinden lastikleri geçiriyorsun. Hepsini çıkardığında tam bir bütün halinde oluyor. Peki dayıcığım, bunun fiyatının hakkında bilgin var mı? Hiç yok. Ya anne aldı. Anneden hiç sürpriz habersiz. Hediye geldi, anladım. Aynen. Ama tabii çok aşırı pahalı olabilir, yani değildir evet. Muhtemelen. Çok pahalı değildir bu. En fazla 50-60 lira falandır diye düşünüyorum. Yani güzel bir uğraş arkadaşlar. Hani herkesin kendi de uğraşabilir. Çocuğunuz yapabilirsiniz. Çocuğunuz kendi uğraşabilir. Çok güzel, keyifli bir şey. Hem de çok da kullanışlı bence. Aynen. Ya bunları böyle küçük lastik, aslında bebe lastiği gibi de lastik bir nevi. Saç içinde kullanabilirler. Yani. Aynen öyle. Bir de şey bazen hani tutamayıp lastiği çıkartabiliyorsunuz. Ton hani takarken S halindeki şey. O zaman o şey çıkarsa diğer sonraki katmanını alıp takıyorsunuz. Zaten benimki de koptu. Olsun, önemli değil ya. Hani... Ben geri aynı şeyi yaptım. Yani diyorsun yani ki... İlk başta beyazı çıkmıştı ya tam takarken. O da aynı şeyi yaptı. Bir önceki katmanı hemen taktı. Evet. Arkadaşlar yani o 3 kat yaptığında 3 tane lastik kullanıyoruz ya. Bir tanesi eğer kaçarsa diğerini o S'ye geçirebiliyormuşuz yani. Sıkıntı olmaz diyor dayıcığım. Teşekkür ederiz dayıcığım. Eline sağlık. Şimdi diğer kısmımıza geçiyoruz. Tabii ki oje modu. Oje time. Hangi renk sürelim? Yani sen hangini süreceksin? Ben karar veremedim şu an. Şunu mu sürsem acaba? Parıltılı güzelmiş. Bir de ben şunu süreceğim. Kesinlikle. Koca iş, hangisini süreyim? Ya sen şunu seçersin de. Valla ben genelde biliyorsun bordo. Kırmızı, koyu kırmızı tonlarını seviyorum yani. Yakışıyor sana. İyi ben... Ama sana kalmış canım kırmızı yani. Kırmızı süreyim o zaman. Hepsini sürebiliriz. Madem öyle istedin. Hadi başlayalım Beren. Oh,
simülasyonu başarıyla tamamlandı. Evet, dayıcığım. Önce senin hocalarına bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Parlak. Parlak kısımlar da var. Ama güzel, hoş durdu. Ben çok beğendim yani. Oje konusunda gold, sıfırın. Gold. Evet. Benimki bordo. Aşkım, seninkilere bakalım. Nasıl olmuş aşkım? Zaten favori rengim benim bu. Şunları da şöyle parlak yaptık. Şunları evet, sadece şöyle oynatamıyorum. 5 üzerinden puan verecek olsam şöyle yan yana koyayım, bir şöyle bir. Yan yana getirin. Evet. Dayıcığım, sana puanın 5 üzerinden 5. Çünkü bütün çok parmaklarını like çok beğendim. Çünkü. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş yani. İnanılmaz. Hayır, çok layık bir insanım. Hani kelime bulamıyorum yani. Çok layık bir insanım diyor. Layık mı? Evet. Evet. Aynen öylesin. Aşkım, sana puanın 4.9. Niye? Biri niye kırdın? Çünkü bir ara bir taşırma yaptın böyle. Onu ben sildim arkadaşlar. Küçük böyle. Orada küçük hata yaptığı için oradan yoksa görüntüsünde sıkıntı yok ama işte hata. Yani yılların tecrübesi, hata yaparsa puanı kırılır. Evet kızlar. Şimdi öyle mi olduk? Şimdi ama öyle oldun ya. Daha önce öyle değil. Şimdi öyle oldun. İyi bakalım öyle oldun. Evet. Elinize sağlık. Güzel insanlar sizi. Seviyorum ikinizi de. Ve şimdi de Jenga zamanı. En sevdiğimiz aktivitemiz arkadaşlar bu çünkü. Artık klasik. Bugün kendimizi Beren'e adadık. Aynen öyle. Bugün dayımız. Bana özel. Dayımız yalnız. Dayıcım diyecektim. Dayıcım için evet, saati de orada. Saatin bakın şu an saat tam 12.35 olmuş. Hala. Ey maşallah. Hala Jenga moddayız. Evet. Bu arada arkadaşlar bu Jenga zarla oynanan Jenga biliyorsunuz. Zar attığımız zaman hangi renk gelirse o rengi çekmek zorundayız. Diğer bir kural, çift el yasak. Şimdiden söylüyorum. Yani bir elle destek yapıp diğer elle çekme yok dayıcım. Yani bir elle, hangi elle dokunursan Jenga tahtasına o elle almak zorundasın. Evet. Başka zaman artık kuralımız yok. Parmakla ilk mi başlamak istersin? Başlıyoruz. Başla. Kırmızı geldi. Evet. Sarı. Mavi devam. Başlarda tabii kolay oluyor çekmek de. Sonra zorlaşıyor. Hep de mavi geliyor. Evet. Hep değil ki, daha ikinci mavi geldi. Kırmızı. Ya. Evet, şimdi o parmağınla o elle devam. Parmağınla yani. Dilim sürçtü canım. Evet. Şu an tabii öyle bir heyecan yok tabii. Birazdan arkadaşlar dengesi bozulmaya başlayınca. Dünyada geçirmek var değil mi? Ne çok mavi çektim ha. Hatta biraz şans da lazım bu şeyde. Ay, bunu çekmemem gerekiyormuş. Aşkım, direkt en alttan alınır mı? Evet. Kapanma. Vallahi deviriyordum ha. Sarı, ay. Evet. Normalde ayak atmak da yasak ama. Hadi şey hangi olsun. Renk geldi? Yok artık. Sarı geldi. Evet, biraz dengemiz bozuldu tabii artık. Çok bozuldu. Biraz değil. Yavaş yavaş. Şu açıdan çekelim. Aynı el. Evet. Mavi renk. Devam. Çok sıkıntılı. Evet, seyircimin dikkatini. Mavi çok sıkıntılı. Görüyorsunuz. Tam bir kaçak müteahhit gibi. Malzemeyi çıkıyorum. Çalıyor inşaatta. Yıkılacak o yüzden. Evet, şimdi o parmağından dokunduğun için o elinde almak zorundasın. Ben ne yapıyorum? Şimdi dayıcım biliyorsun, yakın durmak yok. Önemli değil. Bu arada rakibi
üste koyduktan sonra bir 3 saniye tabii yine beklemek gerekiyor. Düşerse yine kaybediyorsunuz. 1, 2, 3 başla. Tabii aşkım biraz daha yavaş sayarsan. Direkt 1, 3 evet. 2 yok. Allah gidiyor. Psikolojik baskı da evet, biliyorum. Yapmayalım. Mobbing de yasak. Gidiyor. Zaten şu açıdan baktığımızda tam bir pizza kulesi gibi arkadaşlar. Bakın yamuk duruyor zaten. Buraya atsa. Şu an mucizevi şimdi. Aha gene duruyor. Kalıyor. Aha. Vay, çok kötü. Evet. Elimle düzelttim önce. Önemli değil. Tek elle yapabilirsin bu işlemi. Spiderman. Evet. Kazanan dayı tam oluyor. Çünkü bir Jenga kurdu kendisi. Evet. Yıllarını Jenga'ya verdi. Amerika'da master yaptı Jenga'da. Evet. Amerika'da şampiyon olarak kazandı. Yok yani şaka bir yana oyunlarda başarılıdır. Evet. Çocuk olur. Şimdilik burada kesiyoruz arkadaşlar. Bye. Biz videolarımızı çekerken çok keyif aldık. Bugün beğendiğimle çok güzel bir keyifli bir akşam geçirdik. Umarım sen de keyif almışsındır. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.